Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri derledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Yeni rotalar Çin'i Doğu Türkistan'a bağlıyor. İşgalci Çin uzun yıllardır Doğu Türkistan'ı İslamsızlaştırma ve Çinileştirmeye yönelik şeytani hedefine ulaşmak için Doğu Türkistan'ın karayollarını ve demiryollarını birçok Çin eyaletine bağladı. Bu minvalde son zamanlarda Doğu Türkistan'daki havacılık sektörüne büyük yatırımlar yaparken sadece önümüzdeki 3 yıl içinde 8 yeni havalimanı inşa etmeyi planladığı basına yansımıştı. Bunlardan biri olan Bain Bulak Havalimanı'nın inşaatına başlandığı ve yıl sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi. Çin propaganda ağı Sözde Şincan gazetesinin 16 Mayıs tarihli haberine göre Hotun Sumbul ilçesinin kuzeybatısında yer alan ve Doğu Türkistan'ın en yüksek rakımlı ikinci havalimanı konumundaki Bain Bulak Havalimanı projesinde çalışmalar sürüyor. Ana gövde inşaatı tamamlanmış olup iç montaj ve dekorasyon işleri, pistlerdeki çalışmalar devam ederken yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Çin işgal rejimi Doğu Türkistan'ın Çinleşmesi için keyfi tutuklamayla bir yandan Doğu Türkistanlıları toplama kamplarına ve hapishanelere hapsederek gençleri Çin illerine ve diğer bölgelere zorla çalıştırmak üzere sürgün ederek Uygurların sayısını azaltıyor. Öte yandan Çinli yerleşimcilerin bölgeye yerleşmesini hızlandıran Çin, aynı zamanda Sözde Bir Kuşak Bir Yol planında Orta Doğu ve Avrupa'ya açılan stratejik öneme sahip Doğu Türkistan'da çok sayıda hava yolu, demir yolu ve karayolu inşa ederek çeşitli kaynakları kaçırmak için kullanıyor. Gözlemciler Çin rejiminin son zamanlarda Doğu Türkistan'ın hava, demiryolu ve karayolu taşımacılığını hızla genişleterek Doğu Türkistan kaynaklarını taşımak için ulaşımını kolaylaştırarak Çinli yerleşimcileri Doğu Türkistan'a yerleşmeye teşvik etmek için kullandığını, aynı zamanda bazı sivil görünümlü askeri bölgelerde de özel hava alanları inşa ettiğine dikkat çekti. Fransız moda devlerine dava açıldı. Çeşitli insan hakları grupları çarşamba günü Fransa'da Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasından çıkar sağladıkları iddiasıyla giyim devleri Uniqlo ve diğer markalar hakkında yeni bir şikayette bulunduklarını duyurdu. Salı günü yapılan şikayette öne sürülen iddialar arasında insanlığa karşı suçlar, ağırlaştırılmış köleliğe indirgeme, soykırım ve insan kaçakçılığı yer alıyor. Yolsuzlukla Mücadele Derneği Şarpa, etiketlerde Etik Kolektifi, Avrupa Uygur Enstitüsü ve Doğu Türkistan'daki bir toplama kampında tutulan kamp şahidi bir tanık tarafından dosyalandı. Şikayetçiler, ürünlerinin üretimi için Uygurların zorla çalıştırılmasından yararlanan çok uluslu giyim şirketlerinin özellikle pamuklu eşyaların olası sorumluluklarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor. İnsanlığa karşı işlendiği iddia edilen suçları inceleyen Paris'teki Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına açılan önceki bir dava, şikayette yer alan gerekçeleri kovuşturma yetkisinden yoksun olduğu için Nisan ayında düşürüldü. Uniqlo France, Zara ve diğer markaların İspanyol sahibi Inditex, Fransız moda grubu SMCP ve bazı ayakkabı üreticileriyle birlikte hak gruplarına göre Uygurların zorla çalıştırıldığı fabrikalarda en azından kısmen üretilen ürünleri pazarlamakla suçlanıyor. Davacılar ayrıca şirketlerin taşeronları üzerinde yeterli kontrole sahip olmadıklarına inanıyor. Davacıların avukatı, Fransız adalet sisteminin insanlar karşı suçları gizleme temelinde iddialarını tanımasını umduğunu söyledi. Washington ve diğer ülkeler baskıyı Müslüman Uygurlara yönelik bir soykırım olarak nitelendirdiğini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği muamelelerini insanlığa karşı suç olarak nitelendirdiğini belirtti. Türk liderler Çin-Orta Asya zirvesinde. Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping,
İlk kez düzenlenen Çin-Orta Asya zirvesi için Çin'i ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ile görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre soykırımcı Xi, görüşmede Tokayev'in ziyaretinin iki ülke arasında güçlü bağları bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Çin ve Kazakistan'ın kalkınma ve ulusal canlanmanın kritik aşamasında iki ülke olduğunu, bağımsız, istikrarlı ve refah içinde bir Kazakistan'ın hem Kazak hem Çin halkının çıkarlarına olacağını ifade etti. Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmaya amaçlayan Bir Kuşak Bir Yol girişimi ilk kez Xi'nin 2013'te Kazakistan'a yaptığı ziyarette duyurulmuştu. Çin-Orta Asya zirvesinin bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatacağına inandığını ifade eden Xi, bu mekanizmayı 6 ülke arasında işbirliğini derinleştirecek önemli bir platform haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Çin'le 5 Orta Asya Cumhuriyeti'ni bir araya getiren Çin-Orta Asya Zirvesi, 18-19 Mayıs tarihlerinde tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Çin'in Shanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenleniyor. Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping'in ev sahipliğindeki zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sabir Japarov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılıyor. Çin Orta Asya Zirvesi, Pekin'le Türkistan'daki 5 Türk Cumhuriyetleri arasında C+C5 işbirliğinin devlet başkanları düzeyindeki ilk toplantısı olacak. Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk toplantı 2020'de yapılmıştı. Ardından Dışişleri Bakanları 2021'de Çin'in ev sahipliğinde, 2022'de Kazakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi toplantılarda bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanları toplantısının dördüncüsü 27 Nisan'da Xi'an'da yapılmış. Toplantıda grubun ilk liderler zirvesinin Mayıs ayında Xi'an şehrinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.